Evet. Burası daha önce boru stok sahası olarak kullanılan Emir Alemi bölgesindeki yaklaşık 40 dönümlük bir arazi. İSSO öz kaynaklarıyla bu 40 dönüm 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanda sahada 3 megawatt, çatılarda da 750 kilowatt olmak üzere toplam 3.75 megawattlık bir güneş enerji santrali kurdu. Yaklaşık 3,5 ayda kurulumu tamamlanan bu santral yılda 6,5 milyon kilowatt saat elektrik üretecek. Ve bu ürettiği elektrik çoğunluğu atık su arıtma tesisi ve su kuyuları olmak üzere toplam 7 işletmemizde elektrik tüketilecek. Şebeke bağlantılı bir sistem, GEDİS tarafından kabulü yapıldı. Bu tesiste toplam 7188 adet panel, 32 adet inverter kullanıldı. Bu tesisi diğer güneş enerji santrallerinden farklı kılan özelliği TÜBİTAK'la yapılmış olması ve içinde ARGE projeleri içeriyor olması. Tarama gemileri gibi noktalarda, çatılarda çözüm olabilecek esnek ve hafif panellerin uygulanabilirliği ve yaygınlaştırılabilirliği araştırıldı. Bunun için de 1000 adet 100 wattlık toplam 100 kW kapasiteli bir esnek ve hafif panel uygulaması yapıldı. Bu şebeke bağlantısız bir sistem, depolamalı bir sistem. Buradan çıkan elektrik de tüm bu tesisin aydınlatması, işletme binalarının elektrik giderleri için kullanılacak. Aynı zamanda buradan çıkan temiz güneş enerjisinin yeşil hidrojen enerji üretiminde ve üretilen bu yeşil hidrojenin de şehir karayolu ulaşımında kullanımı ile ilgili de bir araştırma fizibilite çalışması yapıldı. Bu da 20 kW'lık bir yeşil hidrojen santrali elektrolizörü anlamına geliyor. Eğer bu hayata geçirirse şu an Türkiye'deki en büyük kapasiteli yeşil hidrojen santrali olacak. Onun dışında ayrıca sahada yaklaşık 300 kW'lık kapasiteli bir çift yönlü panel uygulaması yapıldı. Çift yönlü paneller beyaz zemin üzerinde güneş enerjisinin daha verimli kullanıldığı, elektrik enerjisine dönüşüm veriminin artırıldığı bir sistem. Proje bir yıl boyunca elektrik üretimleri izlenecek. İçindeki ARGE projelerinin verimleri takip edilecek. Uygulanabilirliği ve araştırılabilirliği takip edilecek. Kurulumu tamamlanan, GEDİS tarafından teknik kabulü yapılan santralin artık şalteri çalışır hale gelecek ve 7 tesisimizin elektriğini buradan sağlamaya başlayacağız. 15 milyon TL yaklaşık bugünkü elektrik birim fiyat maliyetleriyle yaklaşık 15 milyon TL'lik bir tasarruf sağlanacak.